Pazar yerinden memnun musunuz abi? Öncekinlere oranla burası çok güzel oldu ama gradyen yapıyor. Kayıplı'dan ne haberi var ki, ne oluyor? İşler yavaş yavaş açılıyor. Yazın daha iyi olur burada. Dışında şükürler olsun. Marketler piyasayı bitirdiği için insanlar markete gidiyor artık. Vatandaş arabasını çekip alışveriş yapamıyor arkadaş. Park yeri lazım. Organik çilek, organik! Valla böyle pazar yeri olmaz. Abi pazar yeri dedin, kapalı bir yer olması lazım. Her tarafı açık, ceryan yapıyor, adam hasta ediyor bura. Ne aldınız abla pazardan? Fazla da bir şey alamadım. Salatalık, biber 70 TL. Evet. İki katı artmış. Abi pazar yerinden memnun musun? Şu anda memnunuz. Birkaç eksiğimiz var. Onu da belediye başkanımız söz verdi, yapacak. Kışın biraz soğuk oluyor ya. Kenarlardan esme, oraları kapatacak. Daha da genişletecek. Şu anda yeni seçilen belediye başkanı söz verdi. Bakalım. Yoksa memnunuz yani. Kapalı, ne güzel. Vatandaş da memnun. Biz de memnunuz. İşler nasıl peki abi? İşler yavaş yavaş açılıyor. Yazın daha iyi olur burada. Dışında şükürler olsun. Burada memnun değil. Biraz ceryan yapıyor. Bu pazar yerinde olan esnafın çoğu rahatsız. Hatta ceryandan dolayı istemiyoruz. Bize eski yerimizi versin. Yok iş yok. Arayın kuzana. Memnun değiliz. Çok pahalı. Neyi pahalı mesela abla? Ya bunlar pahalı. Sebze pahalı. Hepsi pahalı. Pahalılıktan çok yakınıyoruz. Eşim de emekli, ben de zor geçiniyoruz. Kira vermiyoruz. Pazar yeri çok güzel. Pazar yeri güzel de yalnız şu kaza olabilir. Arabalar yani kimi yukarı, kimi aşağı, üstten aşağı gelirken veya alttan yukarı, orada sıkıntı. Orayı bir ayarlasalar güzel olur. İşler düşük. Düşük olmasının sebebi marketler piyasayı bitirdiği için insanlar markete gidiyor artık. Yani bir de küçük bir il, fazla sayıda market olduğundan dolayı otomatikman insanlar marketleri tercih ediyor. Onun için de pazara giriş biraz daha geç saatlerde oluyor. Normal olarak düşük işler. Kışın da buradayız. Kışın nasıl peki? Kışın tamamen düşük. Yazlıkçı zaten bizim işlerimizi canlandıran. Yazlıkçıyı bekliyoruz açıkçası. Allah olsun. Pazar yeri burası kapalı, güzel oldu ama yer fark etmiyor. Buraya nüfus lazım. Bir ikincisi market sayılarının sınırını düşünmek lazım. Yani düşün ki 70 tane market var. Yani esnaf bu yüzden bitiyor yani Bayburt'ta. Sadece sebze olarak düşünme bunu. Her şey koyuyor marketler, anladın mı? Elma, portakal 4 güneldi. Abi pazardan ne aldınız? O domates aldım. Ha. Ne kadar verdiniz peki? 200 lira. Şunlara 200 lira verdim. Sizce nasıl abi fiyatlar? O iyi ya. Uygun yani. Herkesin ona göre kazancı da arttı yani. Eski gibi değil yani. Pazar yerinin tek sıkıntısı, araç sıkıntısı var yani. Trafik yoğun. Başka çok güzel. Hava dar, kapalı. Anladın mı? Güneşten. Diğer yerlere göre güzel yani. Aynı zamanda pazarcıyım. Peynirciyim orada. Kışın açmıyorum o yüzden. Kışın soğuk oluyor. Altta beton. Yanlar açık olduğu için Zeynep yaptığı için sadece kışın o kapatabilir yani. O da güzel olur ama ben memnunum yani ya. Tek sıkıntı dediğim gibi ulaşım ya. Memnun değilim. Neden abi kötü? Adam her tarafı açıyor. Hani her şey yerliyiz. Şetrin şeyde bu elektriklenme var. Nasıl oluyor? Pazar yerinden memnunum. Şu arabaların park yeri olacak ki pazarcılar da rahat alışveriş yapar. Vatandaş arabasını çekip alışveriş yapamıyor arkadaş. Park yeri lazım. Ha ne olur? Yapılırsa olur. Nasıl olur? Bura park yeri, üstü pazar yeri mükemmel olur. Kışın her tarafı açık. Çok mal dolmurdu kışın burada. Dondurdum ben. 2 ton mandalina dondurdum. Zarar ettik yani kışın. Kapanması lazım. Olay bu. Abi pazardan ne aldınız? Pazardan 2 kilo domates, 1,5 kilo salata, bir deste de ıspanak aldım. 115 lira para verdim. Enflasyon çok yüksek yani. Aşağı yukarı biraz düşüş var ama yine de pahalı. Peki abi marketlere göre pazar yeri mi marketlere fiyat? Marketlere göre biraz aşağı. Tabii ki aşağı. Bu gidişatlar iyi değil yani. Allah sonumuzu hayır etsin. Yani başka diyeceğim yoktur yani. Bayburt'ta her şey pahalı yani, daha doğrusu giyim üzerine, yemek üzerine. Her şey pahalı. Şu anda köyde oturuyorum ben. Bir çoban tutmak için geçen sene 90 lira verdi. Bu sene 300 liradan bahsediyor. 300 lira bize çok büyük bir para. 300 liraya bile gitmiyorlar. Yani her şey pahalı yani. Bir aldığın şeyin yanına bir daha gidemezsen. Ha mal da para etti. Mal da para etti ama alım gücü de yok, satım gücü de yoktur. Pazar yerinden memnun musunuz? Pazar yeri fena değil yani, ideal bir yer ama böyle kapalı olsa belki de daha iyi olur yani. Kışın burası soğuk oluyor yani. Ama şu anda tabii ki iyi. Yaz geldiği için iyi ama kışın burası soğuk oluyor yani. Geldim.
Vallahi böyle pazar yeri olmaz. Abi pazar yeri dedin kapalı bir yer olması lazım. Her tarafa açık. Ceryan yapıyor, adam hasta ediyor bura. Ceryan yapıyor. Ceryan yaptığından hasta ediyor. Valla mevcut pazar yerimizden şu an memnunuz. Şu şekilde memnun değiliz. Nüfus yok Bayburt'ta. Kapasite yok. İşsizlik var. Yani normal insanların Türkiye Cumhuriyeti'nde işte küçük vilayetlerde yaşadığı sıkıntı bizim bu. Yoksa pazarımız daha güzelleştirilebilir mesela. Yeni gelen belediye başkanımız da öyle bir demeç verdi pazarcıya. Yıkılıp tekrar iki katlı yapılacağını. İşte otoparkla dahil alt taraf sebze, üst taraf giysi, lor için olursa çok iyi olur. Bayburt'un en büyük sorunlarından biriydi pazar yeri. Bayburt'un da burası merkezi. Yaşlısı var, çocuğu var, bayanı var. Herkes arabası yok. Bayburt'un dışına gelemiyor. Daha önceden 2 sene önce denediler mesela yukarıda. Eski pazar yerinin üst tarafında mağdur oldu pazarcı. İnsanlar da mağdur oldu, gelemedi. Ama burası tam Bayburt'un ortası, ideal. Bütün mahallelerden buraya insanlar rahatça gelebiliyor. Sıkıntımız kışın etrafının kapatılması. Onun için de işte yeni gelen işte belediye başkanımızın söylemiş olduğu iş mesela kapanması olursa çok iyi olur. Memnun değiliz. Daha doğrusu pazar yeri Bayburt'ta bitti, pazar işi. Onun için pazarı daha hiç sorgulamayın. Yani gelecek olan bir belediye başkanı da pazarda yapsa, altından da yapsa marketler pazar adam koymuyor. Onun için pazar işi bitmiştir. Bakkaldan da beter etti. Evlerin içine sordu. Her evin marketi var. Bitti. Yani düşün ki pazarda salata 10 lira, markette 20 lira. Adam oradan alıyor. Onun için pazar bitti. Yani altında yapsa, Bayburt'un en merkeziye, sahiplerini oraya götürse yine pazar bitti. Esnafın şu an %98'i zararına mal satıyor. Araştırın. Adam 30 liraya Trabzon'dan domates almış. 35 liraya maliyeti var. 30'a satamıyor. Herkes yan arkası. Onları da çekin. Herkesi gösterin. Yetkililer çözüm bulabilirse bulsun. Bulamıyorsa bir şey yok. Ne aldınız abla pazardan? Fazla da bir şey alamadım. Salatalık, biber. Ne kadar verdiniz peki? 70 TL. Neden? İki katı artmış. Çünkü geçen sene bu zaman mesela soğan falan alacağız. Fiyatlara bakıyorum 65 TL'ydi. Bu sene 150 TL. Çok fazla. Peki. Mecburen artık tane iş alıyoruz. Birer kilodan fazla alamıyoruz. Tabii ki bağlı. Peki abla yer olarak memnun musunuz? Değil. Çünkü burada evime zor şartlarla gidiyorum. Önceden pazar arabası kullanıyordum Zahit Mahallesi'nden. Şimdi kullanamıyorum. Hem trafikten hem merdivenlerden. Önceden daha bence daha güzeldi. Esnafı tanıyabiliyordum. Burası çok karışık. Geçen haftakinden bir önki hafta daha pahalı. Şimdi 8,5 lira. Memnun değiliz ama ne yapalım? Yaşadığı müddetçe yiyeceğiz. Yiyeceksin. Öleceğine az yiyeceksin. Çalışmayacaksın. Memnun değilim. Pazar yeri iyi değil. Değişmesi lazım. Neden abi peki? Yanlara az soğuk baksana. Soğuk şehir. Her taraftan ceyran yapıyor. Soğuk yapıyor. Kışın, yazın bile soğuk. Kışı bırak. Yanları kapansa güzel olur ama kapanması lazım. Kapatmıyorlar. Belediye bakmıyor bu işe. Yok peki. Pahalı. Fiyatlar mı? Ne pahalı abi sizce? Hepsi meyve, sebze, hepsi pahalı. Neyine gidiyorsun ya? Senin yanına gidilmiş. Allah zorumuzu yedi. Abla pazar fiyatlarından memnun musunuz? Yok memnun değiliz, pahalı. Her şey fiyatları çok yüksek. Mesela ben fasulye aldım, ben fasulyeyi yarım kilo aldım. Ispanak aldım. Ne kadar verdin? Hepsine ne kadar vermişti? 100 lira verdim. 3 poşete 100 lira verdim. Peki sizce abla? Aslında şöyle bir durum var. Üretici de kazanmıyor, yetiştirici de şu anda. Aradaki komisyon kazanıyor. Onların da bir suçu yok, üreticinin de suçu yok. Peki marketlere göre sizce? Marketlere göre daha iyi. En azından kendi vatandaşımız kazanıyor, yabancılara gitmiyor. Pazar yeri nasıl abla? Sizce iyi mi? Pazar yeri güzel. Evet. Pazara geldiğimiz zaman pazarda kışın pazar çok elektrik akımı var. Tüver esiyor, soğuk. Bayağı bir zorluk çekiyoruz. Belediye başkanımızla da görüştük. İnşallah bu konuda bize yardımcı olacağını söylediler. Sorun çözülürse çok mükemmel bir pazarımız var. Tabii ki en büyük problem ceylan sorunumuz, gömlesmesi. Hem müşteri açısından hem de bizim satın açısından kötü oluyor. İşte bu sorunu çözersek mükemmel bir pazar olur. Çok pahalı da. Herkes yapıyor, aynı fiyata verir biliyor musun? Çok pahalı diyorsun. Kendileri vuruyor hep ki. Devletin ne alakası var onların? Teşekkür ederiz. Pazardan sebze aldım. Biber, patlıcan, marul, ıspanak, elma gibi şeyler aldım. Ne kadar tuttu peki abi? Bunlar 300 lira tuttu, 300 geçti. Fiyatlardan memnun musunuz abi? Fiyatlar biraz yüksek, biraz normal. Bazıları normal, bazıları da yüksek. İyi yani, mutluyum yani. Bazı bütçelere göre iyi değil ama pazarına göre iyi. Peki pazar yeri nasıl abi? Pazar yeri çok açık, yanları açık. Kışın çok soğuk oluyor. Yazın yine iyi de kışın çok soğuk oluyor. Diğer yer biraz daha serbest idi yani, müsait. Burası biraz ufak kalıyor. Arabalara park yeri yok.
Çok memnun değilim kardeş. Park yeri yok. Buranın yapılışı temeli yanlış. Park yeri olmadığı için müşteri sıkıntı çekiyor, gelemiyor. O yüzden pazar yerinden memnun değiliz. Değişmesini istiyoruz. Kışın daha soğuk. Kışın üstü kapalı, her tarafı açık. Kışın daha soğuk. Dışarıda olsa daha rahat olur. Anladın? Pazar yeri o yüzden değişmesini istiyoruz. En kısa zamanda. Pazar yerinden memnun musunuz abi? Pazar yerinden tabii ki memnunuz. Öncekinlere oranla burası çok güzel oldu ama tam teşekküllü değil. Tam teşekküllü, tam teferruatlı olması için yanlarının çevrilirse, yanları çevrilirse burada kışın cereyan yapıyor. Belediye başkanımız olsun, vekilimiz olsun, biz onları güveniyoruz. Bu işe el atacaklarına inanıyoruz. Halk için de, bizler için de, satış için de öncekinlere oranla satışımız arttı. Ama daha iyi olursa, hem halk da memnun olursa, biz de memnun olursak daha iyi olacağına inanıyorum.